Tuğla Reis gidiyor arkadaşlar. Arkadan 92 model bir araba takip ediyor mu acaba diye pek düşünmedi. Yürü lan dede. Kaşkayı aç yolu. Aç yolu kral. Aç yolu, dede gaza geldi, aç. Tehlikeli bir yol. Virajları keskin ve yokuş aşağı. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bayram yolculuğu videosu başlasın. İki araba gideceğiz arkadaşlar. Altima ile gidiyorum. Leon burada kalıyor. Önceki videoda Leon'un neden burada kaldığını zaten size anlatmıştım. Altima ve BMW ile gidiyoruz arkadaşlar. Hiç konuyu bilmeyenler için şöyle hemen özetleyeyim. 92 model Nissan Laurel Altima. Öndeki araçta BMW 520 dizel F10 kasa. Zaten yolda bol bol bahsederim. Dayımı takip edeceğim. İstikamet İstanbul'dan Zonguldak Ereğli. Bakalım yolda görüşürüz. Kendimi göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Saçım başım birazcık dağınık. Yolda size güzel görüntüler almaya çalışacağım. Uzun yol videosu sevenler için güzel bir video olacağını düşünüyorum. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar, yola çıktık. Gidiyoruz. Tabii ki de bayram sebebiyle yollarda yoğunluk var. Ben dayımı takip etmeye çalışıyorum. Zaten videonun başında söylemiştim. 520 dizel şu önümüzde giden beyaz F10 kasa. Şöyle arkasına doğru geçelim hatta. Bakalım 92 model Nissan'la 2012 model F10'u takip edebilecek miyiz arkadaşlar? Birlikte göreceğiz. Videoya başlamadan önce sizden ricam arkadaşlar, kanala abone olarak destek olmanız. Daha güzel videolar çekebilmem için, daha güzel, daha farklı arabalara ulaşabilmem için, aynı zamanda tabii bir de motivasyonumun da artması için abone olmanız gerçekten benim için önemli. Abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Normalde ben bunları istemem ama kanalın belli bir yere gelmesi için, aslına bakarsanız kanalın devamlılığı açısından bunları istiyorum. Beni mutlu edersiniz yani. Abone olanların, videoyu beğenenlerin elleri dert görmesin diyorum şimdiden. Bu arada Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Instagram Kıran Emre. Instagram adresimi de yukarıya bir yere yazdım. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bayramda özellikle, yani böyle toplu tatillerde insanların toplu bir şekilde gittiği zaman gerçekten dikkatli olmak lazım. Kazalar genelde bayramlarda falan çok fazla oluyor. Kuzey Marmara'ya mı gireceksin? Herhalde girmeyeceksin. Girsen sinyal verirdin diye düşünüyorum. Hep sakin gider orta şeritten. Dayım da bugün biraz performanslı gidiyor yani. Arkadaşlar, arkadan 92 model bir araba takip ediyor mu acaba diye pek düşünmedi. Yürü lan dede. Kaşkayı aç yolu. Aç yolu kral. Aç yolu, dede gaza geldi, aç. Şeride geçip sakin sakin gitsem de hiç video çekmeyip yakıt param cebimde mi kalsa acaba?
arkadaşlar şerit değiştirdiğiniz zaman, yani size söylemiyorum da hani yeni ehliyetini almış olanlar, ilk defa yola çıkacak olanlar varsa diye, yan şeride hızlanarak geçmeniz lazım. Yani sabit hızınızda diğer şeride geçip arkadakinin hızını kesmek yanlış bir şey. Hızlanarak geçmekte fayda var. Bir ABS olsa çok daha fazla güvenirim bu arada. ABS olmadığı için çok fazla öndekilere yaklaşmıyorum. Arkadaşlar motor freni önemli, bilginiz olsun. Motor freni gerçekten önemli. Burada kaza gibi bir şey olmuş. Tam size şey diyecektim, tünele girerken dikkat etmek lazım. Tünellerde bazen sürprizle karşılaşabiliyoruz diyecektim. Eğer motor freni yapmazsanız gerçekten bütün yük frene biniyor. Özellikle bu tarzda eski arabalarda yani. Ben yol kapalıyken performansı gitmeyi sevmiyorum. Çünkü bir harala güreli oluyor. Fren gaz yapmayı hiç sevmiyorum. Arabayı akıtarak kullanmayı seviyorum. Reis geliyor. Reis şimdi yardıracak. Vallahi var ya, acayip yakıyoruz şu an var ya. Yakıtı içiyoruz. Arkadaşlar ben birazcık müzik dinleyeyim. İlerleyen zamanlarda tekrardan açarım. Görüşürüz. Uzun bir süre 150-160 bandında gittim geldim. Bir de böyle şeyler çok oluyor. Gördüğünüz gibi şeyler. Sonrasında benim uzun yol ritüelim. Yani uzun yolda benim tuvaletim gelmezse olmaz arkadaşlar. Öyle bir lanetim var. O yüzden arkada bir tane dinlenme tesisi var. Düzce'de Park Shop. Bilenler bilir. Ben Park Shop'a girdim. Tabii ben Park Shop'a girince dayım devam etti. O yüzden benim tahminime göre şu anda bizden bir 15 kilometre falan ilerlerdeler diye tahmin ediyorum. Yani yakalamamız da aslında bayağı zor. Yakalayabilir miyiz bilmiyorum. Anca hani böyle Zonguldak'a doğru artık böyle Alaplı, Akçakoca falan oralara geldiğimizde belki yakalayabilirsek yakalarız. Ama yani dayım da performanslı gidiyor. Hani şeyden temposundan çok fazla taviz vermiyor. Tempo gidiyor. Yani yakalayabilir miyiz bilmiyorum. Yakalayamayız gibi düşünüyorum ama hani onlar da eğer bir yerde duralım bir 10-15 dakika derlerse o zaman yakalarız. Çünkü tam 15 kilometre 15 dakika 10 dakika falan durdum ben orada. 10 dakikada 15 kilometre yol.
Giderler herhalde. Bu arada abim aradı arkadaşlar. Farla alakalı bir bilgi verdi. Far çok büyük bir masraf açmamış. Sadece beyni su almış farın. Farın camı değiştirilecek. Bir de beyni değiştirilecek. Çok fazla bir masraf açmamış. Yani komple farı değiştirmek zorunda kalmadık. Sizin de aklınızda olsun. Farda ufak bir çatlak varsa önemsememezlik yapmayın. Şiddetli yağmurda içine su alıp böyle durumlar yaşatabiliyor. Yani sağ şerit daha müsait. Aslında böyle yollarda, yani otoban olmayacak ama etraf böyle olacak, motor kullanmak da çok keyifli olur. Hiç motor sürmedim. Kullanmayı bilmiyorum. Açıkçası birazcık da korkuyorum. Bak mesela bu motor güzel. Yani motordan çok anlamam da böyle lastiği mastiği böyle kalın durunca güzel duruyor. Neymiş bu? Anlamıyorum ki, Yamaha galiba ya şu. Ha, R oha, R1 yazıyor arkadaşlar. R1 çok. R1 işte o binlik basınca 300 yapan motor değil mi? Bu arada kız R1 kullanıyor. Yani bu işin kız erkeği yok demek ki. Bunu da anlamış olduk. Ben niye kullanmıyorum? Neden uzak duruyorum motordan? Kendimi biliyorum. Ben ona alışırım. Kendime hakim olamam. Çünkü ben yola çıktığım zaman yolla bütünleşmeyi çok seviyorum. O adrenalini, o heyecanı yaşamayı, hissetmeyi seviyorum. Motorda arabanın verdiği hislerin 10 katı daha fazlası oluyor. Dolayısıyla ben ona kesin aşık olurum. Ve başıma kötü şeyler gelir diye düşünüyorum. Bir de motora iri adamlar çok yakışmıyor bence. Benim yorumum, bilmiyorum bakın. Motorcu varsa şimdi aranızda bana kızmasın ama böyle ufak tefek adamlar daha çok yakışıyor motora. Böyle uzun boylu falan olduğu zaman bir emanet duruyorsun üstünde. Ben binsem ona 1.81 biraz böyle kazulet gibi kalırım. Ya da hani ben de belki kalmam da 1.90 üstü birisi binse biraz sırıtıyor gibi oluyor. Ufak tefek olunca motorla bütünleşiyorsun. Baksana basmıyorum, 170 yaptı. Yani bassam 200'ü devirecek. Oğlum ne oldu, senin yemine suyuna doping mi karıştı? Bir şey mi karıştı? Benden gizli bir şeyler mi aldın depoya? Sakin ol, basmıyorum. Vallahi yarım gaz yapıyorum ya, yarım bile belki yapmıyorum. Arkadaşlar otoban maceramız bitti. Güzel yollar denk gelirsek ki Zonguldak'ın yolu güzeldir. Oralarda tekrardan kaydı açarım. Görüşürüz. Arkadaşlar dayımla konuştum. Ben farklı bir yola, yanlış bir yola girmişim. Yani yanlış da değildi aslında. Navigasyon beni soktu. Böyle köy içinden bir yerlerden falan geçtim. Meğersem yolu bir 10 kilometre kısaltıyormuş. Dayım da az ilerimde gidiyormuş. Yani şu anda bir rampa çıkıyoruz. Bu rampanın ileride bir 5 kilometre falan, dedim ya 15 kilometre muhtemelen önümde diye. İşte bir 10 kilometre kısaltmışım ben o arayı, 5 kilometre önümde. Bu çıktığımız rampa da iyi bir rampa bu arada. Kanki sen 1.4 fire mısın? 1.3 multijet misin? Gaz keseceksin mi? Bak işte arkadaşlar, bu terbiyesizlik. Yani yanlış anlamayın ama gerçekten terbiyesizlik. Uzun yolda arkadaşlar bazı, ya terbiyesizlik demeyeyim, tamam ben biraz sinirlendim şu an, o yüzden öyle dedim. İzliyorsa kusura bakmasın. Ama uzun yolun bir jargonu var arkadaşlar. Yani kamerada gördünüz mü bilmiyorum. Çok az ayağını gazdan kesse
Ben o çekicinin arkasında kalmayıp önüne geçip sıyıracağım. Sonra tekrardan sağa çekilip yol vereceğim. Ama adam hiç ayağını gazdan bir milim bile kaldırmıyor yani. Normalde ben ters bir adam olsam önüne doğru yavaş yavaş geçerim. O zaman da mesela bana muhtemelen küfür ederdi. Ya bunlar yanlış şeyler. Ayağını birazcık gazdan çekmekten bir şey olmaz. Bilmiyorum. Umarım anlatabilmişimdir ne demek istediğimi. Çünkü kaybedecek bir şey yoktu. Çok az gazdan çekseydi önüne geçecektim. Ama yine de daha çok gaz bastı ki ben geçemeyeyim diye. Mecburen yokuşta mecburen araba yığıldı yani. Hafiften yağmur atmaya başladı. Bu yol gerçekten çok fazla kazaya şahit oldu daha önce. Tehlikeli bir yol. Virajları keskin ve yokuş aşağı. Arabamızda ESP yok, ABS yok. Allah'tan yol tutuş dengesi iyi de kolay kolay kendini bir yerde saldığına daha şahit olmadım bu zamana kadar. Aslında bak buralarda navigasyona bakılabilir. Navigasyon yolun keskinliği ile alakalı en azından fikir veriyor. Yani radar atmışlar mıdır acaba yola, onu düşünüyorum. Arada bir navigasyona bakıyorum ki virajları az çok tahmin edebiliyorum navigasyondan. Önde jandarma trafik gidiyor ama acaba gezici radar olma ihtimali var mı ya? Öyle bir şey olabilir mi acaba? Arkadan bir tane Corsa E geliyor arkadan. Corsa E yol tutuşu gerçekten güzel bu arada. Kullandım. Bak rampadan şöyle geçtikten sonra radar atmış olabiliyorlar. Corsa E geldi bu arada. Hiç gözüktüğü gibi bir araba değil. Yol tutuşu gerçekten güzel. Yani baksan yol tutmaz dersin yani. Evet arkadaşlar, yolculuğumuzun sonuna geldik. Reis gelmiş. Bir de beni jandarma çevirdi arkadaşlar. Ben normalde yetişecektim ama bir de beni jandarma çevirdi. Jandarma çevirince daha da uzadı. Abi diyor ki, abi diyorum radar mı? Yok diyor ya, arabayı merak ettim diyor. Arabayı falan sordu etti. Böyleydi arkadaşlar. Yolculuğumuz tamamlanmış bulunmakta. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.